Olmaz. Teravih namazı? Teravih namazına gelince, orada da çok ciddi bir bilgi şey var, kirliliği var. O fıkıh kitaplarında var yani o bilgi kirliliği. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı onu devam ettiriyor. Gerçi bu sene siz Ramazan bu başında paylaşırken insanlar teravihe gitmesine gerek yok, boşuna kılıyorsunuz demek için mi, yoksa hani yok, namazlar yani istedikleri gibi kılsınlar, problem değil de problem şurada. Resulullah teravih kılmıştır diyorlar. Kılmamıştır. Böyle bir olay yok. İnsanlara niye yanlış bilgi veriyorsunuz? Sonra kendileri hadis profesörü. Ya Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı da hadis profesörü. Ya siz bunu bilmiyor musunuz kardeşim? Böyle bir olay yok. İnsanlara doğru bilgi verin. Resulullah hayatında bir kere bile teravih namazı kılmamıştır. Ebu Bekir kılmamıştır, Ömer kılmamıştır. Yok. Yani daha Hazreti Ömer'den sonra yavaş yavaş oluşmaya başlamış bu olay. Şimdi insanlar isterse 24 saat namaz kılsınlar şeyden, mekruh vakitleri dışında. Ama insanları yanlış yönlendirmek çok çok kötü. Yanlış yönlendirme ne demek? Yani bizim asıl isyanımız bu olan. Ama ibadet konusunda mesela yapılan bir ibadet ve insanlar buna inanarak kılıyorlar. Ben sadece merak ettiğim için soruyorum. İstersen ben o cümleyi tamamlayayım. Orada önemli bir eksik bırakmayalım. Şimdi Ramazan'dan önce bir hutbe okunur. Çocukluğumdan beri. O hutbede Ramazan geceleri gecelerini teravihle geçirenlerin geçmiş günahları affedilir diye bir cümle kullanılır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledilir. İşte men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben gufira lehu mâ tekademe min zenbi. Kim Ramazan'ı inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya ederse, tabi bu Ramazan'ı ihya ederse, Ramazan gecelerini ihya ederse şeklinde tercüme ediyorlar. Ramazan gecesi nasıl ihya edilir? Teravih ile ihya edilir diyorlar. Ya Resulullah teravih kılamış, Resulullah'a bu sözü söylettiriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki geçmiş günahları affedilir. Şimdi Müslüman bunu duyanlar düşünüyorlar. Ha, teravih kılmak. Demek ki biz bu Ramazan teravih kıldıysak şimdiye kadarki günahları sıfırlayacağız. O zaman gelecek Ramazan'a kadar sıfırdan devam ederiz. Ve insanlar yatsı kılmıyor, teravih kılıyorlar. Beş vakit namaz kılmayıp teravih kılıyorlar. Efendim ne zararı var? Zararı çok büyük bir zararı var. İnsanları yanıltıyorsunuz bir. Bu insanların gözünde namaz kılma diye bir problem yani yok. Bilgi doğrulatmak başka bir şey ama hani çok yanlış yönlendiriliyor demek başka bir şey. Ya yanlış yönlendiriliyor bu insanlara. Bu insanlara dense ki kardeşim bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senenin her günü 11 rekat namaz kılar idi. Bu ona farz. Ramazan'ın son 10 gününü de itikafla geçiriyordu şeyde, mescitte. Tabii ki o 11 rekatı mecburen mescitte kılıyordu. Mescitte kılarken de kimse görmesin diye şöyle bir hasırı vardı Resulullah'ın. Akşam böyle hasırı odacık şeklinde yapar. Kendisi içerisinde namaz kılar. Kimse görmesin diye. Bir gün nasılsa hasır aşağı doğru sıyrılmış olur ya şeyden. Namaz kıldığını görmüşler. Çünkü onunla beraber itikafta olan diğer Müslümanlar var orada. Orada namaz kıldığını görünce kalkmışlar. Ha, Resulullah namaz kılıyor birbirlerine. Kalkmışlar, onlar da namaz kılmışlar. Onlar. O 11 rekat kılıyor. Yani 8 artı 3. Şimdi ikinci akşam sabahleyin hep haber vermişler. Çünkü Resulullah hiç mescitte farz namazı dışında namaz kılmaz. Böyle bir olay hiç olmamış. İlk defa gördükleri için onlar açısından büyük bir olay. Ertesi gün söylüyorlar. Bu gece Resulullah'ın arkasında böyle namaz kıldık. Ve bu namazı ne zaman kılıyor biliyor musun? Yatsı namazını kılıyor. Yatıyor biraz uyuyor, ondan sonra kalkıp kılıyor. Teheccüd odur zaten. Şimdi ikinci gece epeyce bir cemaat geliyor. Resulullah'la tekrar o kalkıp namaz kıldığını fark ediyorlar. Tekrar kılıyorlar. Üçüncü gece doluyor her taraf. Resulullah o zaman fark ediyor ki arkada bunlar namaz kılıyorlar benimle beraber. Ve kalkıp kalkmıyor herhalde. Oturduğu yerde kılmıştır ya da şeyi biraz daha yukarı çekmiş olmalı o hasırı. Onlar beklerken diyor ki ben diyor sizin ne yaptığınızı fark ettim diyor. Bu namazı gidin evinizde kılın diyor. Evet. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz evde kılınan namazdır. Söylediği bu. Başka bir şey yok. Yani insanları toplamış, namaz kıldırmış. Arkasından bu hikayeler uyduruyorlar.
Şimdi bizim söylediğimiz bu. İnsanlar gitsin camide kılsınlar, hiç problem yok. Ramazan'da kılsınlar, Ramazan dışında kılsınlar ama insanları yanlış bilgilendirmeyin. Bakın bu insanlar zannediyor ki teravih kıldığımız takdirde geçmiş günahlarımız affedilecektir. Ondan sonra da namaza alışkın olmadıkları için en kısa kim namaz kıldırıyor ona koşuyorlar. Onların için önemli olan teravih kılmış olmak, namazı huzurlu kılmış, huzurlu kılmamış, o hiç önemli değil. Ondan dolayı da bakıyorsunuz ki jet imamlar çıkıyor. Adam yarım saat o jet imamın yanına gidiyor, yarım saat geç, yarım saat geliş, bir saat yolda geçiriyor, illa iki dakika daha az namaz kılacak diye. Yani bunlar çok Müslümana yakışmayan şeylerdir. Ve o şeyle ilgili mesela Ömer radıyallahu anh, yatsı namazını mescitte kılmış, evine gitmiş, biraz istirahat etmiş. Sonra adeti şehri dolaşıyor, nerede ne var ne yok diye. Bir de bakıyor ki mescitte millet namaz kılıyor. Bunlar bir imam bulsak keşke diyor. İkinci gün bir imam buluyor, arkalarında kılın diyor. Sonra da diyor ki bu da bid'at oldu diyor. Kendisi kesinlikle kılmıyor. Şu anda diyor buradan evlerine gidip uyuyanlar burada namaz kılanlardan daha hayırlıdır diyor. Çünkü onlar bid'at yapmadılar diyor. Bu da halde geçen hadis. İslami literatürü, kavramları daha iyi bilerek ve karıştırmamak gerekiyor. Bizim söylediklerimiz bunlar. Biz yani söylediklerimizin her birisinin ya sahih bir hadisi ya da ayet-i kerimesi vardır, o kadar.